Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Güney Kore'deki fiyatları biraz göstermek istiyorum. Şimdi bir tane mağazaya geldik, Daiso'ya geldik. Daiso aslında Türkiye'deki Minisolar gibi tabii çok daha büyüğü. Ben de bugün sizlere birazcık Güney Kore'deki fiyatları göstermek istiyorum. Birazcık da alışveriş yapmak istiyorum. İsterseniz tabii gelip içeri girelim ve başlayalım. Biz şimdi mağazaya girdik. Burası 5 katlı bir mağaza ve şimdi 5. katından gezmeye başlayacağız. Size de dediğim gibi hem fiyatları göstermek istiyorum hem de buradaki ürünleri göstermek istiyorum. İsterseniz gelin birlikte hem gidelim hem alışveriş yapalım. Şimdi 5. kattayız. Burası bu şekilde mutfak araçları bölümü ve burada bu şekilde kimbap yapma araçları var. Sanırım bunlardan bir tane alacağız çünkü evde de kimbap yaparız diye. Sence hangi rengini alalım? Mavi sanki. Bence de. Bu şekilde şunlardan yapalım. Burası benim de çok ilgimi çekmediği için birazcık ben şu taraflara gidiyorum. Buradan kendime kesinlikle bir termos almak istiyorum çünkü gerçekten çok güzel gözüküyorlar. Şunlardan bir tane alacağım önce. Hem evde yaparım götürürüm diye böyle kahve koymaya falan. Hem de fiyatı zaten sadece 1000. Yani plastik aslında ama yine de kullanırım ben. Bunu alıyorum. Kendime buzlu kahve yapmak için şurada çok güzel termoslar gördüm. Birazcık çocuk işi ama çok hoşuma gitti benim. İstediğimden en arkada sadece bir tane kalmış. Oley! Bilmiyorum, bunu çok beğenmiştim. Böyle simli hem de içine böyle buzlu kahve, americano falan yaparım diye. Bunda fiyatı 3000. Bunu alacağım bu şekilde kendime. Bir de aslında şunları da çok beğendim. Belki su falan koymaya. Böyle hem Kore'yi de anımsatıyor, böyle hem anı kalır bana diye düşündüm. Bu şekilde etrafında birazcık Asya desenleri var. Bunun fiyatı da 2000'miş. Sanırım bunu da alacağım. Yani gelmişken burayı alayım. Hem fiyatlar da uygun. Şimdi gidip şunları sepete atayım. Ben hemen bir minik bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Burası böyle ürünleri 1000 ile 5000 arasında, fiyatı 1000 ile 5000 arasında değişen bir yer. Ve 1000 de ortalama böyle 13-14 lira arasında tekabül ediyor. Ve hani diğer yerlere göre gerçekten uygun. Hani burada diğer mağazalarda bütün ürünler 10.000'den 20.000'den aşağı ürün yok neredeyse. Ve burada aynı şeylerin muadilleri çok daha uygun ve gerçekten hani kalite olarak da güzeller. O yüzden zaten buradaki insanların çok fazla tercih ettiği bir yer. Biz de şimdi buradan beğendiğimiz birkaç şey alacağız o yüzden. Şimdi burayı gezmeye başlayalım. Bu ne? Mutfakta el kurulama havlusu. Çok tatlı. Ve çok tatlı. Bence de. Annem havlu olarak bundan almış. Bir tane de bundan alalım mı? Aa, bu da çok tatlı. Bu da mutfak için. Bunlar mutfak havluları. Çok tatlıymış. Neyse, bunu beğendim. Başka beğendiğim varsa. Bence de o güzel. Aynen, en güzel o. Bu güzel. Bence. Onların fiyatlarını da göstereyim mi ben? Bunun fiyatı 1000'miş. Annem de bunları almış. Bunları sepete atayım mı? Ha, atabilirsin bunu da. Tamamdır. İşte şey alacaktın. Bardak kupa gibi bir şey alacaktın. Ha. Anne, bardak alayım mı o şeyden? Götürürüz değil mi bir şekilde? Tamamdır. Onlar annemin şeyleri. Ha, ben bir de buz kalıbı alacaktım. Şurada buz kalıpları vardı, çok güzel. Burada böyle birazcık daha farklı buz kalıpları vardı. Çok hoşuma gitti böyle çubuk şeklinde buz kalıbı. Bir de ben soğuk kahve yapmayı çok seven bir insanım. O yüzden bunu kesinlikle kullanırım yani. Ya 20'li şöyle birazcık daha küçüğü varmış ya da böyle 13'lü büyüğü. Ama bu daha çok hoşuma gitti. Bunu alacağım. Bunun da yine fiyatı böyle 1000 won. Var ya, biz daha birinci kattan bu kadar doldurduk. Şimdi ben aşağı kata iniyorum. Bu arada sepet ablam da full. Gezmeye devam edeceğim aşağı katta. Her tarafta da ayna var. Burası da banyo ürünleri. Sanırım bir kat daha aşağı ineceğim. Çünkü burası full banyo ürünleri. Burada böyle saç boyaları falan varmış ama bilmiyorum yani, bunları zaten hani alıp Türkiye'ye götürmeye gerek yok bence. Bir aşağı kata daha iniyorum o yüzden. Bu kadar insan içinde. Yani ben de böyle bir şey ilk defa deneyimlediğim için birazcık zorlanıyorum aslında ama yapacağım, başaracağım, inanıyorum. Burası da böyle birazcık daha hem kırtasiye hem de böyle tatlı tatlı şeyler var. Şimdi gelin buraya gezelim. Böyle burada Hello Kitty ürünleri varmış. Çok tatlı durmuyorlar mı ya? Bardaklar falan da çok tatlı. Burada böyle Simpsons'lar varmış. Ben aslında şu şekilde dosya tarzında bir şey istiyorum ama bunun böyle farklı şeyleri de var. Farklı desenlileri de var. Belki onlardan alırım. Bakın burada da yine Simpsons'lardan farklı dosyalar var. Ablam güneş kremi istiyordu bu arada. Şu güneş kreminden alacağız. Ama şimdi ablamlar yukarı katta kaldı. O yüzden bende sepet yok. Elimi yük etmeyeyim diye şimdilik bir şurada dursun. Onlar gelince her şeyi toplarız. Onu da gösteririm zaten. Burada neler varmış? Burada böyle birazcık daha Kore'ye özel böyle Seoul Tower'lı falan böyle kartpostallar vesaire varmış. Bilmiyorum, bu tarz bir şey mi alsam acaba hem anı kalsın diye ama bir yandan bilmiyorum da. Burada yine kupalar falan var, bakalım. Ben böyle büyük boy kupalara bayılıyorum bu arada, hani daha büyük hacimli.
Burada da böyle aynalar var. Ama hiç böyle ayna falan kullanmıyorum ben ya. Bu şekilde. Çok tatlı bantlar falan var hayvan desenli. Yine bu tarz tatlı şeyler de almak istiyorum ama daha güzelleri vardı ileride. Öyle hatırlıyorum yani, biz buraya bir kere daha gezmeye geldik. Onlardan alacağım sanırım. Burada böyle çerçeveler var. Ben şu çerçeveyi alacağım. İçine koyacağım, çok tatlı bir resim var. Biraz büyük bu. Fiyatı 3000. Şimdi sadece bu çerçeveyi alacağım. Bu arada bakın çerçevenin boyu bayağı büyük aslında. Bunlar ne? Burada rengarenk bir bölüm var. Domuz bölümü. Allah'ım şey galiba. Kumbaralar sanırım. Burada çok tatlı süsler var. Bunlardan geçen geldiğimde gözüme bir tane kestirmiştim. Bakın şöyle bir şey alacağım. Yani şöyle bir tatlı alacağım. Benim odamda böyle gezdiğim yerlerden, şuradan çekeyim. Gezdiğim yerlerden böyle anılar biriktirdiğim tatlı şeyler aldım. Bir bölüm var. Oraya için bir şey almak istiyordum zaten. Böyle bunun çok yakışacağını düşünüyorum. Böyle direkt bir tane tahtayla beraber alacağım. Böyle bir tahta. Üstüne şu bibloyu beğendim. Böyle. Bir tane de yanında da şunu beğendim. Hem renk olarak çok tatlı uyuyorlar bence. Hem de bence odama böyle Güney Kore'den çok güzel bir anı olarak kalır diye düşündüm. Bunların da bu arada her birinin fiyatı 2000'di diye hatırlıyorum. Yani buna yazmamışlar ama yani şuna yazmışlar, gördüm. Bunun fiyatı 2000. Yine bunun fiyatı da 2000. Ve tahtanın fiyatı da 2000. Ablam geldiğinde de bunu şey sepete koyarız. Bu şekilde bunu da alacağım. Böyle toplam 6000'e ama çok tatlı bir anı yani. Hani birazcık Türk lirasına çevirdiğimizde pahalı mı oluyor? Olmuyor aslında. Hani Türkiye'den de bu şekilde biblo almak istesek pahalı yani. Hani o yüzden anı olarak kalmasını istediğim için bu tarzda bir şey alacağım. Asıl şunlar çok tatlı. Winnie the Pooh falan böyle. Allah'ım çok tatlı. Ben bir alt kata ineceğim ama annemleri hala bulamadığım için bir annemleri bulayım önce. Ya da şuradan sepet alıp ben devam edeyim bence. Oğlum. Bu kat inanılmaz güzel ya. Rengarenk bir kat burası. Zaten bence en çok buraya bakacağım uzun uzun. Böyle şeyler var burada. Hani hem video çekerken de kullanmak için böyle ürünler var birazcık. Burada şeyi beğenmiştim. Şöyle telefonunuzu her yere sabitliyor bu şekilde. Hem de fiyatı da 3000 yani. Böyle güzel videolar çekebilirim diye düşündüm böyle telefonumu sabitleyerek. O yüzden bunu alacağım 3000'e. Sepete koyalım. Bunu beğenmiştim. Yani böyle hani yüzüme ışık gelse daha güzel videolar ortaya çıkarır mıyım diye düşündüm. Yani daha güzel olur aslında ya. Şu mu yoksa şu mu diye bir arasında kaldım. İkisinin arasında kaldım ama ikisi de aynı fiyatlarda. İkisi de 5000. Bunu alsam daha mı rahat olur ya? Çünkü bu da böyle telefonu yan falan döndürebiliyor musunuz? Ben sadece dik diye düşünmüştüm de. Bunu alıyorum. Daha kullanışlı olur diye düşündüm. Umarım daha kullanışlı olur ve kullanırım yani. Bunu da 5000'e alıyorum. Şöyle sepete atalım bunu da. Bunu da böyle bırakıyorum. Burası böyle kırtasiye bölümü. Yine burada üniversitede kullanacağım defterleri falan da. Yani defter kullanmıyorum gerçi. Bir tane defter alırım maksimum da. Alırsam buradan alırım diye düşündüm. Bir de burada böyle çok güzel kartpostallar var. Ben arkadaşlarıma kartpostal yazmayı da çok seviyorum. O yüzden buradan kartpostal alacağım kesinlikle. Biraz bakalım şöyle. Bu arada genelde bunların fiyatları 1000 falan. Ve böyle 12'li falanlar yani. Hani. Ay bu arada video çekmeye alıştım galiba. İlk gidimde bayağı gergindim çünkü. Aa şunlar çok güzel. Bakar mısınız? Çiçek desenli ama çok hoşuma gitti. 12 tane varmış bir de içinde aslında. İyi ben bir tane bu da alıyorum o zaman. 1000'e. Bunu da alabilirim. İyi bunu da alayım. En kötü ablama sorarım yani. Ben geçen dosyayı buradan beğenmiştim aslında. Şunu beğenmiştim. Bakın bunun içine böyle hem işte notlarımı falan koyarım diye düşündüm. Hem de kalemimi falan da koyarım. Bu şekilde üniversitede kullanırım diye düşündüm aslında. Hem de fiyatı 2000. Hoşuma gitti. Bunu da alacağım. Aa postitler varmış. Uygun aslında bayağı. Çünkü Türkiye'de falan postitler acayip pahalandı ya. Şuna bakın şunlar çok güzelmiş. Bu çok güzel. Sanırım bundan ya da bundan alacağım. Sen alsam ki. Galiba şundan alıyorum. Şunun renkleri daha bir güzel geldi. Yine bunu alalım. Burası böyle Winnie the Pooh bölümü. Winnie the Pooh'ya bayılıyorum bu arada. Geçen geldiğimde birkaç bir şey gözüme kestirmiştim ha. Mesela şu böyle gezme defterleri. Çok hoşuma gitti. Bundan iki tane alacağım. Bir tanesini arkadaşıma hediye etmek istiyorum. Bunların da bu arada fiyatları 1000. Yani hediyenin fiyatı söylenmez aslında ama yapacak bir şey yok.
Başka burada ne beğenmiştim? Şunlara bayıldım. Böyle şeye falan asmaya. Böyle çantaya falan asmaya. Böyle ikili fiyatı 3000. Kar küreleri falan. Ya bilmiyorum, kar küreleri falan bana uygun geldi bu arada. Baksanıza şunlar 2000 mesela. Ve çok tatlı böyle vinyadık pullu. Aa, şuradan çok tatlı bir şey beğenmiştim, bakın. Bu böyle, ben bunu çantama asarım diye düşündüm. Benim Toy Story'deki en sevdiğim karakter şu. Bu kötü karakter aslında ama yani bunu böyle çantama takarım diye alacağım. Fiyatı da 1000. Ben Minute Pool şey alacaktım. Valla unutuyordum az daha. Bu da böyle not kağıdı. Bunu çok beğendim. Böyle iki farklı deseni var. İçinde toplam 10 tane vardı sanırım. Aynen. Ve bunda yine fiyatı 1000. Böyle birazcık daha güzel danslar. Şuna bakın mesela. Şöyle desenli danslar. Ama bilmiyorum, mesela bana desendense böyle düz renkler daha çok hoşuma gidiyor. Ve düz renkte de yani bir şeyin büyüğündense şöyle küçüğü daha çok hoşuma gidiyor. Hem fiyat olarak da daha uygun oluyor. Hem de böyle küçük daha güzel kullanıyorum. Böyle mat renkler çok güzel bence. İçinde de 10 tane varmış. Ve fiyatı 1000. Burada da yine bu arada Marvel bölümü varmış. Şu çok güzelmiş ama. Böyle termos Marvel'da. 5000'miş fiyatı. Şöyle ilerleyelim. Burada da böyle peluş bölümü var. Ya çok tatlı. Fiyatlarına bakalım ama bunların hepsi büyük olanlar 5000 genelde. Şunlar falan da. Zaten 5000'den daha pahalı bir şey yok bu arada. Buraya geçiyorum. Şunu alayım. Ha, ben kendime şuradan planner almak istiyordum bu arada. Ama sadece mavi rengi mi var ya? Şeffafı vardı bunun. Ya burada sadece mavi rengi kalmış. Böyle şeyler de var. Böyle direkt bir ayın günleri var mesela bunda. Şöyleymiş. Ama buna çok bir şey yazamam mesela. Ya benim içime şu sindi ya. Bence en güzeli bu. Boyut olarak da güzel. Bunun şeffafını alacağım. Farklı bir Dyson'da. Aa! Burada varmış. Şeffafını buldum. Oley! Hem de bir tane kalmış sanırım. Böyle bunun şeffafı en çok hoşuma gitti ya. Yani şeffaf dedim, hani beyaz kapağı şeffaf. Bakın diğer renklerde böyle sarısı var. Yeşili var. Bir de işte mavisi vardı. Ben bu beyazını alacağım. Zaten en çok beyazı bittiğine göre en çok beyazı tutmuş demektir. Şurada neler var? Burası parti bölümü sanırım. Aynen. Parti bölümü direkt. Çok tatlı gözüküyor. Bir tane deneyeyim mi kafama? Nasıl olacak bakalım. Deneyip geliyorum. Bir de şeyi var. Mavisi. Aa, bu daha güzel oldu. Annemler de geldi bu arada bu kata. Annem de kendine böyle yemek termosları almış. Bunların tanesi 5000. İki tane almadın mı bundan? İki tane aldım. Zaten sizin yerinden gibi böyle. Bu ne? Suluk. Termos almış böyle kendine. Bir tane de kupa. Zaten aşağıdakileri göstermiştim. Size biraz da şimdi kırtasiye bölümündeki fiyatları da göstermek istiyorum. Yani ben aslında bu yıl kullanmak için kalem vesaire alsam mı diye düşündüm ama bilmiyorum, yani birazcık bakayım, belki beğendiğim olursa alırım da. Böyle Monami markası mesela, böyle altılı kalemleri 2000 falanmış, yani güzel aslında. Onun dışında da bakıyorum şöyle. Böyle değişik kalemler var mesela. Çok tatlı tatlı. Böyle daksiller. Fiyatlarını da zaten hani şuralarında yazıyor. Hani ekstradan söylemiyorum ama ortalama her şey. Ay, adam benim sepetimi aldı sandım. Benim sepetim nerede ya? Ben sepetimi nereye koydum? Arkadaşlar, sepetim kayıp. Şimdi sepetimi gören oldu mu? Ya sepetimi alıp gittilerse sahibi yok diye? Şimdi en son sepetim... Ah, şurada ortaya bırakmışım ya. Allah'ım yarabbim. Diyorum yanlışlıkla, Allah götürdüler mi acaba sahibi yok diye. Burada bırakmışım. Tamam. Ortaya bıraktığım için sepetimi kaybettim sandım. Sen de hangi silgileri almaya karar verdin anne? Ben bunlardan sınıftaki çocuklara da hediye edeceğim. Hepsinden çok birer güzel. Tane aldım. Makaron, mısır. Hepsinde fiyatları biner. Çok güzel. Gerçekten çok güzelmiş, iyi yapmışsın. Bence de. 5 tane bundan aldım. Bu arada annem de öğretmen olduğu için işte çocuklara hediye etmek için öyle şekilli silgiler falan almış. Bu arada ben burayı gezerken az önce bir tane şey almıştım ya, şimdi nerede göremiyorum. Ha, şundan almıştım ya. Şundansa sanki şöyle bir şey gördüm, daha güzel olabilir gibi geldi. Baksanıza şöyle.
İstediğiniz yerde tutuyor sanırım. Çok kararsız kaldım. Bir Cansu'ya soralım. Arkadaşlar size bir şey soracağım şimdi. Sizce telefon tutturmak için şunu mu alsam yoksa şunu mu alsam? Görsel şu güzel. Görselinden değil sanki daha o daha kullanışlı da zaten. Ama sizce bu benim telefonum taşır mı ya? Taşır ya. Bence taşır. Tamam taşır. Tamam o zaman bunu alıyorum. Onu alıyorum. Bunu tekrardan bırakıyorum. O daha işlevsel gibi geldi bize. Bunu tekrardan yerine bırakayım ben. Tamam işte. Tamamdır. Tatlı bebek. Ve daha fazla alacağımız bir şey yok sanırım. Zaten artık birinci kata döndük tekrardan. Bütün katları bayağı uzun uzun gezdik. 1-2 saattir buradayız sanırım. Zaten sadece videolarım 1 saat falan olmuş ki. Yani video çekmediğim de çok zaman oldu. Şimdi artık ödemek için kasaya geçiyoruz. Bakalım ne kadar tutacak. Poşet? 2 tane mi? Olur. Bir koyu tane. Burada direkt ürünleri bu arada kendimiz bu şekilde ödeyip kendimiz poşetliyoruz. Sizce ne kadar tutacak? Çok. 100 falan. 100 tutabilir. Bence de tutar. Şimdi biz bunları ödeyelim o zaman, sonrasında geliyoruz hemen. Ben toplamda Daiso'dan 45 birim paraya bunları aldım. Tabii annemle birlikte de poşetimiz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugünkü videom da bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.